Şimdi 3 boyutlu ekrandaki fonksiyonlar ile devam edelim. Önce buradaki arayüzü kabaca anlatayım. Sol tarafta 3 boyutlu ürünleri döndürme, çevirme, hizalama, gruplama ve kopyalama fonksiyonlarımız bulunmaktadır. Hemen onun üst tarafında da bakış açısını belirlediğimiz ekranlar vardır. Tel kafes üstten görünüm, renkli üstten görünüm, perspektif görünüm şeklinde. Aynı zamanda bu tel kafes ve renkli kuş bakışı görünümlerin altında önden arkadan da bu şekilde görselleri kullanabiliriz. Şunun üstünü değiştirelim. Önden arkadan da bu şekilde bakabiliriz projemize. Şuradan zoom out diyerek. Aynı şekilde renkli perspektif ekranda da bunları sağlayabiliyoruz. Şimdi normal perspektife geri döndüğümde hemen onun sağ tarafında da perspektif görsellerinin detayları vardır. İşte bu en kaliteli renkli görselimiz. Bu proje siyah beyaz gösterir. Hareleriyle yani yüzey alanlarıyla poligonlarla gösterir. Bu sadece ürünleri çizgisel gösterir. Tel kafes şeklinde görebilirsiniz veya yine bu şekilde daha solid bir görsel de alabilirsiniz. Onun yanındaki fonksiyon Archon ışın tarayıcısıdır. Archon V-Ray'den farklı olarak bir de Archon'un kendi içerisindeki basit blender vardır. Işın tarayıcısı. Buna da bastığınız zaman bu şekilde sahandaki renkleri size güneşle birlikte bir bütün halinde ekran görüntüsü almanızı sağlayacak bir fonksiyondur. Yani burada ışın tarayıcısına bastıktan sonra resmi kaydet diyerek bu görseli de kaydedebilirsiniz. Onun yanında zaten V-Ray fonksiyonumuz var. Onun dışında yanındaki fonksiyon Archon'da sahnede kullanmış olduğunuz ışıkları anlık olarak göstermenizi sağlayacak. Mesela şu an işte bu tavanda kullanmış olduğumuz ışığın sahne üzerindeki etkisini bize burada gösterebiliyor. Açıp kapatabiliyoruz. Sağ klik yaptığımızda onunla ilgili ayarlara erişebiliriz. Yürüme fonksiyonu, içine dalış fonksiyonu. Herhangi bir noktadan mesela şöyle yaklaşalım. Mekan içerisinde gezinti yapmamızı sağlar. Yani bu şekilde mekana girdiğimiz zaman mouse'un sol tuşuyla bu şekilde basılı tutarak gezinti yapmamızı sağlayan fonksiyondur. Hemen onun sağında da modlar vardır. Render etkilen modlar. Gündüz modu sadece dışarıdan gelen gün ışığıyla render aldırır. Gece modu sadece tavanda kullandığımız lokal ışığı baz alır. Değişken modu ise hem dışarıdan gelen gün ışığı hem tavanı baz alıp render alacaktır. Buradaki fonksiyon ise video çekme Archon'un içerisinde yapmış olduğumuz bu gezintiyi video çekme fonksiyonudur. Bunu ayrı bir video olarak tekrar çekeceğim. Sağ taraftaki iki fonksiyon da eğer bu birden fazla katlı bir yapıysa asansör fonksiyonudur. Bir üst kata çık, bir üst kata çık, bir alt kata in, bir alt kata in fonksiyonudur. Hemen onun sağında da bu şekilde döndürme yukarıdan aşağıdan. Yani klavyedeki ok tuşlarınızın görevi buradan da gerçekleşir. Onun yanında bakış açısı adı koy vardır. Buradan bakış açınıza bir isim verebilirsiniz. Mesela bunu salon dediniz. Çok büyük bir projeniz var. İçerisinde müşterinin yanınızda gezinmek biraz uzun vakit alacak. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Salonu ayrı bakış açısı olarak, işte örnek veriyorum, yatak odasını ayrı bakış açısı olarak kaydedebilirsiniz. Buradan tek tek tıkladığınızda oralara gidebilirsiniz. Onun dışında üst taraftaki fonksiyonlar yine aç kapa fonksiyonları. Buradakiler de kaydet aç fonksiyonları. Şimdi sol taraftaki fonksiyonların detaylarına inecek olursak. Burada öncelikle size çoklu kopyalama ve gruplamayı göstermek istiyorum. Şimdi üst görünüşe geçelim. Üst görünüşte çoklu kopyalama fonksiyonunu katalogumuzdaki çıta panellerinin AGT'nin çıta panelleriyle göstereyim. Şöyle şuraya yaklaşalım. Aynı zamanda lambir yapmayı da görmüş oluruz bu fonksiyon sayesinde. Buradan bir tane çıtayı aldım. Kontrol tuşuna basarak duvara çarpmasını sağladım ve buraya bıraktım. Tıkladığımda buradan yerden mesafesinde sıfıra çekebiliriz. Kat yüksekliğimiz kadar mı değil mi? Bunu da kontrol edebiliriz. Kat yüksekliğimize kadar çıkartabiliriz. Rengini ve materyalini çoklu kopyadan önce değiştirebiliriz. Üzerine geldim. Genel düz renklerden örnek veriyorum ben. Şöyle bir renk olmasını istiyorum ve bunu render'da da işte lake olmasını istiyorum. Materyalimizi verdik. Sonra tek tek vermek çok zor olur diye ilk etapta yapmanızda fayda var. Ve sonra siyah beyaz plana da gelelim bu şekilde. Ürünümüz burada. Ürünü bu şekilde aldım. En başlangıç noktasına geri götürdüm. Üzerine tıkladığım zaman buradaki fonksiyonlar aktif hale geliyor. Kopyala fonksiyonumuz, ilk kopyala fonksiyonumuz sabit gelen üzerine bastığımızda bir tane öne, arkaya, sağa, sola herhangi bir yere kopyalama yapacaktır. Bunun hangi yöne yapacağını ürünü seçtikten sonra kopyalama üzerine sağ klik yaptığımızda görürüz hangi yöne yapacağını. Bu normal kopyalama.
Bir de çoklu kopya alan var. Ürün seçiliyken hemen basın sol tuşuna basarak bunun yanındaki ikinci seçeneği seçiyoruz ve kopyalıyoruz. Program burada bize hangi yöne kopyalayacağımızı, aradaki boşluğun ne kadar olacağını ve kaç adet kopyalamak istediğimizi burada gösteriyor. Mesela bu şekilde. Aradaki mesafeyi ürünün tipine göre, ya işte normal düz lambire olacaksa, bu şekilde dersiz panel olmayacaksa, aradaki mesafeye girecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan dönüş açısı vesaire de verebilirsiniz. Yani bu şekilde bir hareket de yapabilirsiniz burada isterseniz. Ben bunu sağ diyeyim. Bu şekilde hassas ara ölçü de girebilirsiniz veya işte bu şekilde yuvarlak da yapabilirsiniz buradan. Sıfıra bastığında eski haline geri getirdi ve tamam dedim. Evet, şimdi aslında benim ürünlerim oluştu. Shift tuşuna basarak sonda kalan ürünü seçiyorum. Tamamı seçili. Bunu gruplayalım. Burada grupla fonksiyonu var. Üzerine bir kez tıkladığım zaman buna duvar panel diyelim. Yapmış olduğum gruplama fonksiyonuyla artık bu yekpare bir ürün gibi hareket edecektir. Taşımak vesaire üzerine değişiklikler yapmak daha kolay olacaktır. Siz de bu şekilde ürünlerinizi isterseniz sahne içerisinde gruplayarak daha rahat hareket edebilirsiniz. Üzerine çift tıklayıp buradan yerden mesafesini işte genel yükseklik 2.60 değil de işte atıyorum 2.75 yapalım. Bu şekilde yükseklik değişikliği de yapabilirsiniz. Çoklu kopya ve gruplama program içerisinde bu şekilde çalışmaktadır. Plan görüntüsünde çoklu kopya ile ilgili bir de bir sandalye örneği yapalım. Ben buradan herhangi bir tane berjeri aldım. Sandalye olabilir. Önemli değil. Şöyle serbest bir şekilde şeyini ayarlayalım. Duruşunu ayarlayalım. Daha sonra çoklu kopya tıkladım. Kaç tane olsun? Ona göre 3 taneye ihtiyacım var. Hangi açıda olsun? Veya işte hangi mesafede olsun? Ne diyorsun? Öne mi? Sağa mı? Sola mı? Buradan bunu seçebiliriz. İstersek buradan sonrasında açı girebiliriz. Mesela bu şekilde. Bakın. Ne yaptım? Geriye dedim. İşte 90 derece açıyla mesafesi 90 santim veya kendi mesafesi kadar sandalye. Buradan tek tek katalogdan şey sürüklemektense ürün sürüklemektense bu şekilde hepsini seçtim. Shift tuşuyla hepsini bu şekilde tekrar seçebiliriz. Grupla dedim. Sandalye takım. Bakın bunu alıp sen de istediğimiz yere tek tuşla hareket ettirebiliriz. Daha kolay ve daha yönetilebilir şekilde elimizin altında olmuş oluyor.